Merhaba arkadaşlar, merhaba piyasadaki yeni kitaplardan en demin geometri kitabın alan hesabı bir sesliyle karşınızda ilk sorumuzdan başlayalım. Hemen açılarımızı yazalım. Şuraya A açısı dersek burası A açısı olacak. Şuraya B dersek A artı B kaç gelecek arkadaşlar? 90. Büyük üçgene baktığımızda A var, B var. Demek ki burası da kaç gelmeli arkadaşlar? 90 gelmesi gerekir. Zaten A 90 buraya da ne gelir arkadaşlar? B gelir. A artı B 90'dır. Burası 90. Dik kenarlarımız 6 ve 8. Alanımız o zaman 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. ABC üçgen 30 derece vermiş. Arkadaşlar 30'u görünce hemen ne yapacağız? Dik uzunluğumuzu çizeceğiz. Bakın bu dik uzunluk buradaki sarı üçgenin yüksekliği oldu. 90'ın karşısı 10 sa şu üçgende 30'un karşısı kaç olacaktır? 5. Alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 5 bölü 2'den kaç olarak bulunacaktır arkadaşlar? 10 olarak bulunmuş olacaktır. Evet 15 90 burası kaç derece gelecek 75 derece gelecek AB eşit BC ymiş. 75 75 burası 150 yaptı şu açımıza kaç kaldı 30 derece kaldı 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı burası kaç olacak arkadaşlar 12 e bura 12 ise ikiz kenar üçgen burası da 12 olacak tabanımız 12 yüksekliğimiz 6 12 çarpı 6 bölü 2'den 36 olarak alanımızı bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. A, C, B 30. Şurası 30 dereceymiş arkadaşlar. Burası 30 derece ise hemen şuradan yüksekliğimizi çektik. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı kaç gelecek? 5. Üçgenin alanı ne olacak yani? 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 olarak bulunmuş olacak. Buradaki pembe üçgenle şu beyaz üçgenin alanı eşittir. Neden? Tabanları eşit, yükseklikleri ortak olduğu için. Demek ki bu 30 alanın 15'i burada, 15'i de burada olmalıdır arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde AE eşit EB. Çizelim arkadaşlar ABC üçgenini. Şöyle ABC. E eleman AB, AE eşit EB. Şunlar birbirine eşitmiş. D eleman BC, BD eşit DC. Şunlar birbirine eşit. A, A, D, E, A. Şurası E'ymiş, şurası D'ymiş. A, D, E üçgeni. Yani şuranın alanı Şuranın alanı neymiş arkadaşlar? 15 birim kare. Burası 15 ise buraya A taban, A taban, buraya B taban, B taban desek A tabana 15 alansa bu A tabana da 15 alan gelir. Buranın tamamı 30 oldu. B tabana 30 alansa B tabana da burası kaç gelir arkadaşlar? 30 olarak gelir. A, B, ise olmuş. 30 buradan, 30 buradan 60 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 3, 4. Buraya kaç yazacağız arkadaşlar? 5'imizi yazacağız. Alan AB, pardon AB uzunluğu kaç birimdir demiş. Şuradan bir yükseklik çekelim. 90 koyalım. Şu üçgenin alanına da gidelim arkadaşlar. Buraya H dersem bu üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6'dır. 6 aynı zamanda 5 çarpı H bölü 2 eşittir. Buradan H'ımız kaç gelir? 12 bölü 5. H 12 bölü 5. 30'un karşısı 12 bölü 5 ise şu üçgene bakın şimdi arkadaşlar. 90'ın karşısı 12 bölü 5'in kaç katı olacaktır? 2 katı olacaktır. 12 bölü 5 çarpı 2'den 24 bölü 5 olarak AB uzunluğunu hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet. ABC üçgen dikleri vermiş. BE'ye 3K dersek CD 2K olacakmış. BE 3K CD 2K. O zaman alandan gidersek arkadaşlar BE'ye 3K dediğimde şuraya 2M CD 2K ise benim şuraya kaç M demem lazım? 3M. Neden? Çünkü 3M çarpı 2K bölü 2 ile 2M çarpı 3K bölü 2 aynı şey vermesi lazım. E şimdi şu BE'miz 3K'ymış. Şu CD'miz de 2K'ymış arkadaşlar. 2K çarpı 3M 6KM bölü 2'den 3KM. 2M çarpı 3K 6KM bölü 2'den 3KM gelecek. Birbirine eşit olması lazım. Çünkü alanlar, alanları birbirine eşit. Üçgenin alanını iki farklı kenarı ve yüksekliği hesaplamış olduk. AB yani 3M. AC yani 2M kaç eşitmiş? 25. 5M eşittir 25 ise M'miz kaç çıkar arkadaşlar? 5. AB uzunluğu da 3M'ydi. 3 m 3 kere 5'ten 15 olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sorumuza devam ediyoruz. İki tane alanı birbirine eşit vermiş. Şuraya A alan yazdığımızda burası da ne oluyor arkadaşlar? A oluyor. Şuraya B yazalım. Şuraya da C yazalım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şuranın toplamı A artı B buranın toplamı A artı C. Buradan baktığımızda buranın toplamı A artı B buranın toplamı A artı C. Yani A artı B alanla A artı C alanı oranladığımda bunların yükseklikleri ortak olacak ya kaç geliyor? 6 bölü 4. Yani A artı B alanla A artı C alanı oranladığımda yükseklikleri ortak olacağı için kaç geliyor? 6'ya 4. Bu taraftan baktığımda üçgene bu tabandan baktığımda yine A artı B alan, A artı C alan yine burada da 6 bölü 4 oranın sağlanması lazım. Eşittir 6 bölü 4. Buraya 6 yazdıklarına göre benim de buraya kaç yazmam gerekiyor bu oranın gelmesi için? 4 yazmam gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şöyle açayım biraz. Evet alanlarımızı vermiş. Demiş ki ABC üçgeninin alanı DBE üçgeninin alanının iki katı olduğuna göre DBE. Şimdi ben şuraya A alan yazarsam arkadaşlar DBE'nin alanı ne oluyor arkadaşlar? 3 artı 1'den 4 artı A oluyor. Ben bu alanı 2 ile çarptığımda ABC'nin alanına eşit oluyormuş. Burada kaç yazıyor peki ABC'de? 8 buradan 4 buradan A buradan 12 artı A yazıyor. Buradan 8 artı 2 A eşittir 12 artı A A da 12-8'den kaç olarak gelecektir arkadaşlar? 4. Demek ki şu alanın benim kaç birim kareymiş? 4. Bize EF bölü FD'yi sormuş. Şimdi burası 4 ise 4 artı 1'den şuranın tamamı kaç oldu? 5 oldu. Şunun alanı 5. Bunun alanı kaç arkadaşlar? 3. Bu üçgenlerin de yükseklikleri ortak. Demek ki şuranın 3 taban buranın da 5 taban olması lazım ki alanlara oranı 3 bölü 5 gelsin arkadaşlar. Yani EF'ye 3K dediğimde FD'ye 5K demem lazım. Oran da buradan 3 bölü 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet açı ortaylarını vermiş oradan birleştirmiş arkadaşlar hepsi açı ortay olduğunda şuradan çektiğim yükseklik buradan çektiğim yükseklik buradan çektiğim yükseklik hepsi birbirine eşit oluyordu bu üç yükseklikte eşitse bu sarı turuncu ve pembe üçgeni oranlarken ne kullanacağım arkadaşlar ben sadece tabanlara oranın yani şu pembe üçgenin alanı 10 alansa şu turuncu üçgenin alanı 8 alan şu sarı üçgenin alanı kaç olacak arkadaşlar 6 alan olacak. Ne diyor? Şekil 1'de verilen üçgenler bir renkte bu oluşturulmuş. Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Zaten bu 6, 8, 10 üçgeni şu açının kaç derece gelmesi lazım? 90. Bütün alanımız 6 kere 8, 48 bölü 2'den kaç geldi? 24. 6 alan, 8 alan, 10 alan. Toplam kaç alan oldu arkadaşlar? Şöyle gösterelim burayı. O da 24 alana denk geldi. Buradan A'mız kaç gelir? 1 gelir. Bize sarı bölgeyi sormuş. Sarı bölgede 6 alan olduğu için 6 kere 1'den Alt olarak hesaplanmış olacak arkadaşlar. Evet şu sorumuza bakalım. Ne demiş bize? A, e ye 2K demiş. E, C ye K demiş. Hemen şu üçgenleri karşılaştırıyorum. Yükseklikleri ortak. Bakın hem bu beyazın hem şu sarının yüksekliği. K tabana A alansa 2K'ya 2A alan diyorum. Şimdi de şu üçgenle şu üçgeni karşılaştırıyorum. Şuraya B yazarsam B. B tabana 3A alansa B tabana 3A alan gelecektir. ABC üçgeninin alanı. Şimdi ADE 2 alan kaça eşitmiş? 12'ye. 2 alan 12 ise A'mız kaç gelir arkadaşlar? 6 gelir. A, B, C 3 buradan 3 buradan 6 alan 6 adı 6 kere 6'dan 36 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Piyasadaki en iyi kitaplardan en demin bir testini daha sizler için çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.